Merhaba arkadaşlar, Ayarlı Edebiyat'ta AYT 2023'e ayarlamaya devam ediyoruz. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Sizinle olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizinle olmak beni ayrı bir motive ediyor. İyi ki varsın, iyi ki aramızdasın arkadaşım. Bugün deneme serimizin 7.'siyle sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Arkadaşlar, abartmıyorum, gerçekten güzel sorularımız var. Gerçekten güzel sorular tutturuyoruz. O yüzden ince noktaları not almayı unutmayalım. Özellikle üstünde durduğumuz, değindiğimiz yerleri not almayı ve bunları ara ara tekrar etmeyi unutmayalım. Biliyorum içinden şu anda hocam uzatma, kameti uzatma. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Abone oluyoruz arkadaşlarımıza da, sizin varlığınızdan bahsediyoruz diyorsunuz. Ben de size güveniyorum. Hadi ilk sorumla denememe başlıyorum. Diyor ki bu dörtlükle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bana dörtlüğü vermiş Ziya Gökalp'i de altına yazmış. Yarım kafiye kullanılmıştır. Bakalım bize, bize ve bize. Tamam, bunlar benim rediflerim. İnce, gece ve Türkçe. Baktığımda burada e ve e sesleri var. Yarım kafiye kullanmıştır diyebilirim. Bazı arkadaşlarımız şimdi niye hocam ç, c'leri almadım? Çünkü ç ile c sesi kafiye oluşturmaz arkadaşım. Buna dikkat et. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğerlerine baktığımızda yine 7 ile hece ölçüsü çıkarmış. Didaktik nitelikler görülür. Ne demekti didaktik? Bilgi verici, öğretici. Bak ne diyor bana? İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Yani diğer dillerden aldığımız kelimeleri bir kenara bırak, kendi özüne dön şeklinde bana öğüt de verdi. Saf şiir örneğidir. Hocam zaten Ziya Gökalp nerede? Saf şiir nerede? Saf şiirle bir alakası uzaktan yakından yok. Kafiye şemasına baktığında AA, BA olduğunu görebiliyorsun. İki bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır diyor. Sonbahar geliyor serçe, yuvanı ne yapacaksın? Ayva çiçek açmadan önce meyvelerin içi geçecek, rüzgar başka çeşit esecek, yağmurlarla ıslanacaksın. Arkadaşım bak, yağmur, rüzgar, meyve, ağaç, sonbahar, bunları ben doğayla eşleştirdiğimde hocam pastoral şiirin nitelikleri daha ağır basıyor diyebilirim. Gelsin 3. Ayrat içinde verilen sanat yoktur demiş. İstifam neydi? Soru sorma sanatıydı. Bakalım diyor ki beni bu dertlere salan sen olmadın mı? Tamam, soruyu sordu. Nida seslenme sanatıydı. Hey demiş, seslenmeyi yapmış. Tezat zıtlık demekti. Siyah saçım beyaz oldu. Siyah ve beyaz, bu da gitti. Teşhis kişileştirmeydi. Bir değil, beş değil, on değil derdim. Uç verdi, yaralar sıralandı. Gel, burada bir şey göremedim. Tenasüp uygunluktu. O yar çiçek oldu, ben de bir arı. Her zaman vermedi yar bana balı. Bakın bal, arı, çiçek, tenasüp sanatını da buldum. Cevabımız D seçeneği oldu. Gelsin hocam 4. Bu parçada 6 cilli sözde hangi sanat var? Şimdi diyor ki bak, insana düzgün yürümeyi ve dik durmayı öğretir. Bak ben dik durdum. Gördün mü? Bir de dik dur abi dediğinin arkasında dur, eğilme tarzında mecazi bir anlatımı da, anlamı da burada var. O zaman bir sözcük hem gerçek hem de mecaz anlama geliyorsa bu sanatın adı neydi? Tabii ki kinaye sanatıydı. Hocam 5. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı var? Sürgün avlarına sığır dedik, kurban törenlerine şölen dedik, ziyafetlere, yaz törenlerine de yu dedik. Güzel. Dizelere genel olarak yarım uyak hakim. Tamam. Daha çok doğa, aşk, ölüm konuları da var. Nazım birimi daha çok beyittir. Yah ya. Hayırdır? Ne beyti? Nerede beyit? Daha İslamiyet öncesindeyiz. Beyit ta divan edebiyatında gelecek. Yanlışlık var. Kopuz adı verilen sazlarda kullanılmış. Bu halk edebiyatında değişecek. Bağlama vesaire devam edeceğiz. 6 geldi. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiş? Perdesi, sahnesi, dekoru, kostümü bulunmayan,
yazılı bir metni olmayan yani doğaçlama, tuluata dayalı bir oyundur. Nedir hocam bu? Kabare, meddah, trajedi, dram, orta oyunu. Şimdi bunlar için de perdesi, sahnesi, dekoru olmayan meddah denilebilir. Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, müzik, raks ve şarkıda bulunan doğaçlama oyun. Bak çevresi izleyicilerle çevrili hocam orta oyunu. Hayatın acıklı yönlerini anlatan, erdeme ve ahlaka, erdem ahlak beni trajediye götürür. Daha çok güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatrolara da biz kabare adını verdik. Cevabımız B seçeneği oldu. 7. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Kasidenin 15 ile 20 beyit arasında bir uzunlukta olan giriş bölümü. Burada aşk konusu işlenmişse bölüm nedir arkadaşlar? Nesip. Başka bir konu işlenmişse teşbip adını alır. Ancak bu iki terimin birbirinin yerine kullanıldığı da olur. Girizgah konuya girişti. Metiye övgü vardı. Tegazül gazel gibi uyaklanan bölümdü. Hiciv eleştirilerin olduğu bölümdü. Mahlas zaten takma at. Taç beyit kasidenin bir bölümü değil zaten. Dua tamam hocam son bölüm. Fahriye de şairin kendisini övdüğü bölüm. O yüzden cevap C seçeneği oldu. 8. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmeli? Bakın bu yine çıkmış tipte bir sorudur. Allah'ı övmek ve ona duyulan aşkı dile getirmek, ona yaklaşmak amacıyla yazılan şiirlere ilahi denir. İlahi denilince de aklımıza da kim gelecekti? Yunus Emre gelecekti. Bu tür Mevlevi tekkelerinde, şimdi Mevleviler devreye zaten başka bir dini tasavvufu nazım türü git. Şatiye de gitsin, durak nefes ve ayin kalsın. Şimdi durak ilahilerin halvetilerdeki ismi. Zaten burada Şatiye'den de yine bunu götürebilirsiniz. Nefes Bektaşilerdeydi. Deme Alevilerdeydi. Gülşenilerde tapu, Mevlevilerde ayin. Cevabım A oldu. Dediğim gibi çıkmış tarzda bir soru. Yukarıdaki numaralanmış kavramlardan hangisi yanlış açıklanmış? 5 Mesnevi'den oluşan yapıtlara biz ne demiştik? Hamse. Pentname deyince aklıma benim hemen öğüt geliyor. Bilgi vermek, öğüt vermek, ders vermek geliyor. Burada ne diyor? Tasavvuf ehli kişilerin hayatlarını ve kerametlerini anlatır. Bu olsa olsa velayetname falan olur. Bu gitti. Surname şehzadelerin sünnet törenlerine, evet bu doğrudur. Nazire bir şairin başka bir şairin şiirine benzerek aynı ölçüyle yazdığı şiirlerdi. Fütüvvetname'de ahitlik görünce hemen zaten gider. Cevabımız 2 oldu. Bu da yine çıkmış tarzda bir soruydu. Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Alişir Nevai bu eserde yeryüzündeki başlıca dilleri Arapça, Hintçe, Türkçe falan Farsça olarak sayar. He, dille ilgili Alişir Nevai'nin bir eseri. Arapçanın en üstün ve Hintçenin en değerli dil olduğunu bilinen bir gerçek olduğunu ifade ettikten sonra geri kalan iki dil arasında hangisinin daha üstün olduğunu çeşitli delillere dayanarak münakaşa eder. Çağatayca'nın Farsçadan daha üstün olduğunu da ispat eder. Hocam bize nereden bahsediyor? Tabii ki dil dedi. Bakın Mecalüsün Nefais tezkireydi. Muhakemetül Lugateyn Lugat sözlüktü. Cevabım D oldu. Mecalüsün Nefais yine Alişir Nevai'nin eseri. Atabetül Hakaik Edip Ahmet Yükneki'ydi. Divanül Lügatür Kaşgarlı Mahmut, Mizanül Evzan da yine Alişir Nevai'nin vezinlerle vesaire ilgili olduğu bir eseri. Gelsin 11. Hangisinde bilgi yanlışı var? Nabi'nin Tuhfetül Harameyni ve Seyyid Ali Reis'in Miratül Memaliki gezi yazısı türünde eserlerdir. Tamam. Sebki Hindi 17. yüzyılda Hindistan'a seyahat eden İranlı şairlerin açtığı yeni bir şiir tarzıdır ve divan şairleri üzerinde etkili olmuştur denilebilir. Gülşehri'nin en önemli eseri 12.000 beyitlik Garibname. Hayırdır? Garibname, Gülşehri. Gülşehri de hemen aklıma gelen eser zaten benim Mantıkut Tayr, Kuşların Dili. Sembolik, alegorik bir eser. Ama Garibname yine çıkmıştır. Aşık Paşa'nındır. Burası yanlış. Sehibey Heşt Behişt adlı şuara tezkiresiyle tanınmış.
Tamam. Halk ozanı olarak ünlenen Bayburtlu Zihni'nin de Sergüzeştname adında eseri var. Bakın bunların hepsinde önemli bilgiler var arkadaşlar. 12. Nedim'e ait bir şiirden alınmış bu bölümlerden hareketle hangisi söylenemez? Şimdi bir söz dedi Canan ki keramet var içinde. Dün geceye dair bir işaret var içinde. Meyhane mukassi görünür taşradan ama bir başka ferah, başka letafet var içinde. Şimdi A, A, B, A şeklinde bu ne yapıyor? Devam ediyor. Divan şiiri falan filan. Bakalım. Uyaklanışı A, A, B, A. Tamam. Aruz ölçüsü. Tamam. Zaten beyit olduğunu da gördüm. Beyit varsa, aruz varsa divan şiir geleneği de vardır. Hocam buna ben maalesef şarkı diyemiyorum. Bu bir gazel örneği olabilir kafiye örgüsüne baktığım zaman. 13. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bütünüyle bir münacat. Öğretmenin münacat neydi? Allah'a yalvarış yakarışın yapıldığı şiirlerdi. Niteliğinde olup gerektikçe kıssalara, öğütlere yer verilmiştir. Yapıtta tasavvufi görüş egemendir. He, tasavvuf var. Divan edebiyatında süslü nesrin ilk örneğidir. Sinan Paşa seciler, rediflerle örülmüş sıra cümlelerle akıcı, şiirsel bir anlatım sağlamış. Tamam hocam. Sinan Paşa, tasavvuf, süslü nesir, münacat bana neden bahsediyor? Tazarru nameden bahsetti. 14. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiir, roman, öykü, eleştiri türlerinde yazmış. Tanzimat'ın ikinci dönemine yoğun verip bir sonraki dönem olan Servet-i Fünun'un kuruluşuna öncülük etmiş. Tamam. Sanat için sanat. Şiirlerinde romantizm etkileri görülmekle birlikte edebiyatımızda realist roman türünün ilk örneğini vermiş. Kulak için kulak. İlk realist roman neydi? Araba Sevdası. E hocam kimin eseri? Recaizade Mahmut'un eseri. Namık Kemal tiyatroları, romanları önemli. Abdülhakamit Tarhan, Makber, Sahra tiyatroları önemli. Nabizade Nazım, Naturalizm, Zehra ve Karabibik önemli durumlar. 15. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Köklü ve eski bir ulema ailesinin ferdi olarak dünyaya gelmiş. Geç hocam bunları. Nereden bileyim ben kimdir ulema ailesinin bir ferdi? Gözümü açıyorum, dikkat ediyorum. Bak gördüm, ölümü gördüm. Şairi azamı gördüm. Tamam, bunlar bana zaten soruyu çözmem için yeterli bilgiler. Şairi azam, ölüm. E hocam nerede Recaizade? Nerede Şemsettin Sabi? Namık Kemal, Cenap Şahabettin? Burada Abdülhakamit Tarhan, romantizm, şairi azam ve ölüm. Burada uyanık ol abi. Edebiyat uyanıkların çözdüğü bir derstir. Çok çalışanın, çok ezberleyenin, her şeyi ezberleyenin değil. 16. Devam. Hangisinde bilgi yanlışlığı var? Halit Ziya, Mavi ve Siyah adlı romanında Ahmet Cemil'in umutları ve umutlarının yok oluşunu anlatmıştır. Halit Ziya, Mavi ve Siyah, Ahmet Cemil. Üçü de bilinecek. Servet Fünun'un ön planda gelen romancılardan biri olarak şöhret kazanan Mehmet Rauf'un tiyatro alanındaki ilk denemesi Pençe adını taşır. Tamam öğretmenim, olabilir. Hüseyin Cahit Yalçın, Servet Fünun topluluğunun devam ettiği devirde eleştiri ve polemikte olduğu kadar hikaye ve romanda da isim yapmış yazarlarından. Tamam. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Tesadüf ve Kadınlar Vaizi adlı yapıtlarıyla geleneğe bağlılığını kanıtlamış. Tesadüf, Kadınlar Vaizi, hemen ben diğer seçeneği okuyana kadar sen bir düşün bakalım kimin. Süleyman Nazif şiirlerinde Namık Kemal'e örnek almış. Vatan, milliyet ve hürriyet konularında işlemiş. Hocam Tesadüf ve Kadınlar Vaizi Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait eserlerdi. Bu dizeler biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki türlerin hangisine örnek olabilir? Hocam şöyle bir tipine baktım zaten. Bu bir kere bir mesnevi olamaz. Koşmayla alakası yok. Fable zor. Şimdi bakıyorum, bugün açız yine evlatlarım diyordu peder. Bugün açız yine, lakin yarın ümit ederim. Bir kere bakın, ederim, giderim, kader, peder, otur falan. He, biraz böyle kafiye, redif, ahenk unsurları var gibi geldi bana. Böyle bakıyorum sanki dize dize yazılmış şiir tipi de var onda biraz. İçine bakıyorum, olay anlatılıyor. O zaman bana
manzum hikayeden bahsediyor. Manzum hikaye denilince iki ismi bileceğiz. Bunlardan birincisi Mehmet Akif, bir diğeri Tevfik Fikret. 18. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Bakın ÖSYM'nin son dönemde sevdiği sorulardandır bu. Diyor ki kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Zaten kaldırımlar görünce benim aklıma hemen kaldırımlar şairi Necip Fazıl geldi. Necip Fazıl hocam hangi grupta dendiğinde anca yaz diye ben bunları kodlarım. Ahmet Hamdi, Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Yahya Kemal, Cahit falan bunlar öz şiir topluluğunda olan sanatçılar. Geldim ikiye. Gece bitkilerinden korkuyorum. Hayır geceleri bitkilerden. Gizlenirken vurulmuş ulaklara ağıttır. Bana açtın. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun? İkinci yeni imge çağrışım. O zaman başından aşkındı derdi. Mermeri oyardı taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Faruk Nafiz 5 hececi. Hocam cevabım öz şiir. İkinci yeni ve beş hececi oldu. Garipçiler laylaylomcudu arkadaşlar. Burada her şey olması lazım şiirde. Toplumcu şiiri zaten hissedersin toplum olması lazım. Birinci yeni yedi meşaleci hocam çok fazla burada bir şey yok. Cevap dediğim gibi C seçeneği oldu. Bu parçada onlara göre diye söz edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Onlara göre şiir her yerde görülen basit şeyleri anlatmalıydı. Bakın basit. Alaycı ve nükteciydiler. Aydınları bırakıp halka yöneldiler. Şiirde ölçü kafiye bent gibi durumları attılar, yok saydılar. Soyut temalar yerine ekmek, günlük şeyler işlendi. Tabii ki kimden bahsediyor? OMO yani garipçiler Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat Horozcu. 20. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılarından birine ait değil. Şimdi bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı burada hangisiyle eşleştiririm? Sahnenin dışındakiler. Nurullah Ataç. Hocam bakıyorum Nurullah Ataç maalesef yok. Ahmet Kutsi Tecer Köşebaşı. Abdülhak Şinasi Hisar. Fehim Bey ve biz. Çamlıca'daki eniştemiz yine vardı. Yahya Kemal Aziz İstanbul. Hocam memleket isterim. Cahit Sıtkı Tarancı olması gerekiyordu. 21. Hangisi farklı bir türe aittir? Kösem Sultan, Turan Oflozoğlu, tiyatro. Midas'ın kulakları, hocam Güngör Dilmen, tiyatro. Fehim Paşa Konağı, Turgut Özakman, tiyatro. Mahur Beste, Ahmet Hamdi Tanpınar, roman. Tohum, Necip Fazıl, tiyatro. Tohum yine daha önce çıkmış ve önem arz ediyor. 22. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hocam buralarda bilgiler var güzel oku buraları ama bak burada otlakçı diyor, mendil altında diyor. Hocam Ayaşlı ve kiracıları da var. Kimden bahsediyor sana? Tabii ki Memduh Şevket. Geçme bekle. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf Kürkmantolu Madonna kesinlikle bilelim. Refik Halit Karay Memleket Hikayeleri Gurbet Hikayeleri. Sait Faik Abası Yanık işte Semaver, Sarnıç, Medar Maşet Motoru, Çehov Hikayeleri falan. Ömer Seyfettin Olay Hikayesi. Bunlar yine önemli özellikler. 23. Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisine ait? 17. yüzyılda Konstantiniyye'de yaşayan düş gücü zengin bir ihtiyar kendini kuşatan dünyayı düşler. Ne diyor? Devam. Devşirdiklerini Puslu Kıtalar Atlası adlı bir kitaba döker ve kitabını savaşa gitmek üzere olan oğluna emanet eder. Bak Puslu Kıtalar Atlası bana eseri verdi. Okuduydum bu kitabı. Güzel bir kitap arkadaşlar. Puslu Kıtalar Atlası'nı okumaya başladığında başından geçenlerin tümünün bu kitapta anlatılmış olduğunu görecektir. Bu zaten postmodern romanında önemli bir ipucusu arkadaşlar. Şimdi Puslu Kıtalar Atlası, Kitabül Hiyel, Efrasiyab'ın Hikayeleri, Galiz Kahraman, Suskunlar, bütün bu saydığım eserler İhsan Oktay Anar'a ait olan eserler. Evet arkadaşlar ayarlı edebiyatta son soruya geldik. Parnasizm akımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım
romantik şiirin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir şiir akımı. Evet, şiir akımı tamam. Şairler kişiliklerini gizlememiş ve dış dünyaya değil duygulara önem vermişler. Hocam duygulara önem vermiş, kişiliklerini gizlememiş, zaten bu romantizm. Bir dursun. Temsilcileri betimlemeye büyük önem vermişler. Dilin kurallarını ustalıkla kullanmış, yalın ve açık olmasına özen göstermiş. Bunlar titizdi. Sanat için sanat görüşü de parnasizm akımında var. Cevabımızın B seçeneği olması gerekiyor. Arkadaşlar, Ayarlı Edebiyat'ta Cengiz Hoca ileydiniz. Sizleri seviyorum. Diğer denememizde yine sizleri bekliyor olacağım. İyi çalışmalar.